Merhaba değerli arkadaşlar. Muhalefet kazanıyor, kazanıyor, kazanıyor diyorduk. Çoğu insan bu yorumda bulunuyordu. Algısal düzeyde muhalefetin önde geçtiği kabul ediliyordu ama deniliyordu. Eksik bir şey var. Ya son anda bir şey değişirse her şey tamam, her şey tamam da moral motivasyon yeterli değildi. İşte Tarkan o moral motivasyonun yeterli olmadığı kısmına adeta iyileştirme yaptı geçecek şarkısıyla. Elbette ki şarkının ne için, kim için, nasıl, ne şekilde çekildiği bilinmez ama şarkıyı izleyen bir insan elbette ki Erdoğan'ın iktidarının geçeceğine olan vurguyu muhtemelen algılayabilir. Her ne kadar Hande Fırat, Fahrettin Koca'nın sahte tweetinden koronavirüsün geçeceği algısını CNN Türk'te yanılarak paylaşmış olsa da geçecek. Evet, muhalefet umut arıyordu ama aradığı umudu toplum katmanlarına yaygınlaştıracak bir sloganı ve gerçekten de Erdoğan iktidarının geleceğine ve kendilerinin geleceğine olan kanaati tam olarak topluma istediği şekilde yerleştirebilmiş değildi. Bazen sanatçılar bir dokunuş yaparlar ve toplum katmanlarını harekete geçirirler. Erdoğan iktidarının Sezen Aksu ve Sezen Aksu gibilere açılım süreci hariç son dönemde neden saldırdığını biliyordunuz değil mi? Çünkü siyaseti takip etmeyen toplum katmanları sanatçıların paylaşımlarından ya da sanatçıların demeçlerine bir şekilde ulaşıyor ve toplum katmanlarına ulaşabiliyor. Yangınlarda Şahan Bey, Şahan Gökbahar da yangınları kamera kaydıyla toplumla paylaştığı zaman hedef tahtasına oturtulmuştu. Şimdi de Tarkan geçecek şarkısıyla bir risk aldı ama o içimizde hep var olan, daha doğrusu tarafsız söylemem gerekiyor. Muhaliflerin içinde var olan, evet öndeyiz ama sanki bir şey eksik, o eksikliği tüm toplum katmanlarına tamamlayarak duyurmamız gerekiyor. Erdoğan iktidarının artık gittiğini, Erdoğan'ın gücünün artık eskisi kadar olmadığını, toplumun tüm katmanlarının hissedilmesi gerekiyor. Evet, tüm sosyal medyayı takip edenler, eğitim seviyesi, lise ve üzeri olanlar, yani toplumdan bilgi ve haber alabilen insanlar bir yana, topluma kapalı ve daha çok yandaş televizyon izleyenler hala Erdoğan'ın güçlülük vurgusundan da medet umabiliyordu. İşte böyle bir sanatçı, cesur bir sanatçı bir gün ortalığa çıkar ve bir şarkı yapar ve o şarkıda o toplum katmanlarını harekete geçirecek notalarla beraber o muhalefetin vermek istediği ama bir türlü veremediği o duyguyu insanların içerisine hapseder. Geçek öyle bir şey oldu ve şimdiden sonra, geçekten sonra artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Siyaset bazen ne kadar iyi yaparsanız yapın topluma tam olarak ulaşamadığınızda ve iktidar devlet tarafından sizin önünüze engeller konduğunda ya da strateji yaparken bir tarafını çok iyi yapıp hatta diğerleri gibi olmaya çalıştığınızda, diğer insanların ideolojisine bürünmeye çalıştığınızda, geçici olarak toplumu kapsayan bir şeyler yapmaya çalıştığınızda bile o son noktaya ulaşamıyorsunuz. Öyle bir şey olmalı ki toplum harekete geçmeli, tüm toplumun katmanlarına o duyguyu artık Erdoğan'ın gideceğini, gitmesi gerektiğini ve ülkeye zarar verdiği duygusunu yerleştirmeniz gerekiyor. Bu bazen sizin siyasi kılıfınızla yaptığınız zaman inandırıcı olamayabiliyor. Sizin değil ama daha çok geçmişte yapılan hatalar seçmenin içerisinde yer almış olabiliyor ve o hatalara karşı tam olarak seçmeni ikna edememiş olabiliyorsunuz. O yüzden siyasetin dışında bir sanatçının, bir şarkıcının Tarkan'ın bu şarkısı toplumun o eksik kalan katmanlarına artık Erdoğan iktidarının gittiği duygusunu yayabilir. Erdoğan'ı iktidarda tutan, 49'larda, 46'larda tutan ve o seviyelerde oy almasını sağlayan en önemli unsurlardan bir tanesi güçlülük duygusuydu. Yani 2002 seçiminde 34 ile gelen, 2004 yerel seçimlerinde 40'a çıkan ve daha sonra 2007 seçiminde
46 oy oranına ulaşan Erdoğan'ın artık gitmeyeceği duygusu Erdoğan'a olan desteği arttırdı. Çünkü toplum katmanları her zaman güçlünün yanında yer almak ister. İşte Tarkan'ın geçecek şarkısı da muhalefet için bir fırsat. Erdoğan'ın artık eskisi kadar güçlü olmadığını ve Erdoğan iktidarının geçici olduğunu ve gitmekte olduğunu Tarkan vasıtasıyla, harekete geçirilen toplum katmanları vasıtasıyla artık topluma daha iyi ve daha net mesajlar verebilirler. Evet, sanatçılar görevini yapmıyordu, iktidardan, Erdoğan'dan korkuyordu diyorduk. Ama artık bir sanatçı görevini yaptı. Toplum katmanlarını harekete geçirdi. Şimdi sıra yeniden siyasetçilerde, yeniden Millet İttifakı'nda. Sadece kendi aralarında yaptıkları toplantılar ya da Twitter'dan yaptıkları açıklamalar yeterli değil. Artık halkın arkasına inip direkt her şeyi topluma açıkça ve net bir şekilde açıklama zamanı geldi. Sadece Kemal Kılıçdaroğlu için değil, geçmişte Erdoğan'ın yanında yer alan Davutoğlu ve Babacan için. Evet, artık adını koymalılar. Erdoğan gidiyor. Onları yapması gereken şu. Evet, geçiyor. Toplum katmanlarını Tarkan sayesinde haberi oldu. Ama Erdoğan'ın kesinlikle gideceği ve kendilerinin kesinlikle geleceği duygusunu, yani kendilerine atfedilen gücün ve Erdoğan'a atfedilen güçsüzlük duygusunu topluma yerleştirdikten sonra, buna yönelik beyanatları daha net bir dille verdikten sonra muhalefet geldiği zaman ne yapacağını artık açık ve net bir şekilde yapmalı. O toplantılardan sonra basın açıklaması yapmalı. O yüzden o toplantıları daha çok geç saatte yapmamasını öneriyorum. Sadece yazılı olan ve Twitter'dan Windows ekran görüntüsüyle, Word dosyasıyla paylaşılan o açıklamaların etkisinin toplum katmanlarına yeteri kadar ulaşmadığı kanısındayım. Evet, bir sanatçı çıktı, artık toplumu harekete geçirdi, toplum katmanlarına ulaştırdı Erdoğan'ın gittiğini. Ama muhalefet Millet İttifakı'na yapacak. Şimdi sıra sizde. Erdoğan iktidarına karşı artık kozlarınızı demokratik yollardan elbette ki daha net oynamanız ve daha net mesajlar vermeniz gerekiyor. Evet, Tarkan geçecek dedi ve 90'lı yılların sembolü Tarkan 20 yıllık AKP iktidarını adeta tek bir şarkıyla devirdi değerli izleyiciler. Tarafsız Haber Barış Biner kanalında politik analizler yapıyorum ve seçim anketi yorumları yapıyorum. Beğen tuşuna basmayı, bildirimleri açarak kanalımıza abone olarak destek olmayı unutmayınız. Evet, arkamda bir stüdyo yok, bir mikrofon bile yok. Şu anda bir mikrofondan sizlere seslenmiyorum ama YouTube'un en önemli özelliği doğal olması. Bazen arkanızda stüdyolar olabilir, çok iyi mikrofonlar olabilir ama içeriğiniz kötü olabilir. Ben mümkün olduğunca haberciliğin evrensel değerleri içerisinde sizinle paylaşımlar yapmaya çalışıyorum ve yapmaya devam edeceğim. Tarkan geçecek dedi, şimdi sıra muhalefette. Muhalefet artık o kaleye golü atmalı.